Öncelikle hoş geldiniz. Yine Academics Webinar serisinin bugün yanlış saymıyor isem 7. günündeyiz. Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta devam edecek olan bir takım webinarlarımız olacak ki bunları zaten Academics.com.tr yurt dışı etkinlikler sayfasında bulabiliyorsunuz. Bugün Kanada'dan bir üniversite partnerimiz olan University Canada West ve okul temsilcisi Sibel Hanım'ı ağırlayacağız. Kendisi bize Kanada'daki okulunun bünyesinde mevcut bulunan alternatiflerle alakalı genel bir bilgilendirmede bulunacak. Bilgilendirme kapsamında zaten okul içerisindeki program alternatifleri, fiyatlar, giriş koşulları, bunun dışında varsa mevcut burs alternatifleri, COVID-19 süreci boyunca okul içerisinde yapılan güncellemeler, değişiklikler gibi genel bir bilgi alacağız ve sunumumuz Türkçe gerçekleşecek. O yüzden de sorularınız olursa sunum esnasında chat kısmından direkt yazabilirsiniz ya da son kısımda da soru cevap kısmında da sorularınızı toplu olarak sorabilirsiniz. Zaten etkinliğe kayıt yaptırırken şube seçiminde bulunmuştunuz. Size en yakın şube olarak bizim atayacağımız danışmanlar size etkinlik sonrasında dönüş yaparak bugün soramadığınız ya da daha sonra aklınıza gelmesi muhtemelen sorularla alakalı olarak da sizlerin bilgilerini, görüşlerini alacaklar. Ekstra sorularınız olursa zaten bu telefonları bekleyebilirsiniz danışmanlarımızdan. Etkinlik süresi kapsamında zaten genelde bir formatımız var. Bu formattan devam edeceğiz. Kısa bir akademikle alakalı çok kısa bir brief sunum yapacağım. Akademik olarak biz ne yapıyoruz ya da ne gibi hizmetlerimiz var diye. Akabinde sözü Sibel Hanım'a bırakacağım ve kendisi University Canada West ile alakalı alternatiflerle ilgili bize bilgilendirme yapacak. Ben şimdi ekranımı paylaşayım. Ekran görünüyor mu arkadaşlar şu an? Okey. Şimdi sunumumuza başlayabiliriz. Katılımcılarımız hala gelmeye devam ediyor. O yüzden gelenler oldukça da içeri almaya devam edeceğim. Akademik olarak biz neler yapıyoruz? Çok kısaca anlatmak gerekirse. Akademik yurt dışı eğitim danışmanlık 1996'dan beri sektörün en eski ve köklü yurt dışı eğitim firmalarından birisiyiz. Gönderdiğimiz öğrenci sayısı 42 bin üzerinde şimdiye kadar gönderdiğimiz öğrenciler var ama genellikle son zamanlarda artan yurt dışı eğitim trendiyle birlikte sene içerisinde yaklaşık 3 bin civarı öğrenciyi yurt dışına gönderme fırsatımız oluyor. Yurt dışında bir yandan da gelenleri kabul ediyorum. 300'den fazla anlaşmalı okulumuz var. 30'dan fazla ülkede 300'den fazla anlaşmalı okulumuz var. Bunu Türkiye geneline yaydığımız 14 şubemize gerçekleştiriyoruz ki kalabalık bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim. Güncel olarak 70 üzerinde danışmana hizmet vermekteyiz. Ödüllü bir acenteyiz aslında. Sektörün Oscar'ı olarak addedilen Star Awards'u son 3 senedir kazanan bir firmayız. Bu sene de finale kaldık ve umarım Doğu Avrupa'nın Star Ajantası unvanını bu sene de koruma şansımız olacak. Ücretsiz bir danışmanlık sağlıyoruz. 300'den fazla partnerimiz var demiştik. Eğer öğrencilerimizin düşündükleri okullar bu partner listesindeyse de zaten herhangi bir ücret talep etmeden ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunma şansımız oluyor ve bunu en iyi fiyat garantisiyle yapıyoruz. Keza bugün sunumda değineceğimiz University Canada West'te bunlardan bir tanesi olacak. Türkiye'de bizi 14 farklı şubede bulabilirsiniz. Bunlardan 6 tanesi İstanbul'da, 3'ü Anadolu, 3'ü Avrupa yakasında olmak üzere. Ama onun dışında Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri gibi diğer şehirlerde de bizi bulma şansınız var. Size en yakın şube, şehrinizde bulunan ya da sizin lokasyonunuza en yakın şehre ile ilgili form doldurarak da University of Canada West ya da diğer alternatiflerle alakalı bilgi alma şansınız olacaktır. Academics bünyesinde bizim sağladığımız programlar dil okulu programları, yaz okulu programları, lise değişim programları, foundation hazırlık programları, yurt dışında üniversite, master, MBA, yurt dışında sertifika ya da diploma programları, summer session programları, sınav hazırlık kursları ve vize danışmanlığı olarak 1996 senesinden beri öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. Bahsettiğim gibi webinarların 7. günü kapsamında bugün University Canada West'i ağırlayacağız. Geçtiğimiz hafta ekranın solunda gördüğümüz etkinliklerimiz
tamamlanmıştı. Bu etkinliklere katılamayan ya da kaçıran arkadaşların için de Akademiks'in resmi YouTube hesabına girdiğiniz takdirde geçtiğimiz webinarların da kayıtlarını bulabileceksiniz. Hakeza bugünkü webinar da kaydedilecek ve webinardan sonraki 2 saat içerisinde YouTube kanalımızda da bugünkü webinarın bir tekrarını bulabilirsiniz. Tekrar izleyebilirsiniz ya da faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bugün University Canada West'i ağırlayacağız. Yarın keza İtalya'dan bir tasarım okulu olan NABA bizimle birlikte olacak. Perşembe günü Amerika'daki bir lise olan Cats Academy Boston bizimle birlikte olacak. Cuma günü de keza Kanada'nın en popüler devlet kolejlerinden birisi olan Seneca College'ı ağırlıyor olacağız. Genel olarak hızlı bir bilgilendirme yapmak istedim. Sunum esnasında da bahsettiğim gibi sorularınız olursa bize info@akademiks.com.tr ya da merkez şubemiz Taksim'in numarasını ekranda görüyorsunuz. Oradan da arayarak en yakın şubeye aktarılmak isteyebilirsiniz. Ben sözü çok da fazla uzatmadan okul yetkilimiz Sibel Hanım'a aktarmak isterim. Sibel, sesin geliyor mu? Bizimle misin? Duyabiliyor musunuz şu an beni? Evet, duyuyoruz, görebiliyoruz. Tamam, süper. Tabii. Öncelikle bu güzel hem de zaman ayırıp bugün gelen tüm öğrencilere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Akademiks'in başarılı geçmişini tekrar dinlemek de güzel oldu. Biz zaten biliyoruz okul yetkilileri olarak ama tekrar bir arada görmek de güzel oldu. Evet, ben başlayayım mı direkt anlatmaya? Ekran tamam. Yalnız açık. Evet, ekran paylaşabilmem için şu onay an vermeniz gerekiyor. Ha tamam. Evet, yetki şu an var. Tamam. Şu an görebiliyor musunuz şu anda ekranı? Şu an başlamak üzere. Başladı. Evet, şu an görüyoruz. Tamam, süper. Öncelikle dediğim gibi hani tekrar herkese hoş geldiniz diyorum ve hani bugün burada olduğunuza göre birçoğunuz zaten Kanada'yla bir ilgisi var hani demektir. Ben o yüzden hani sunuma hem neden Kanada, neden Vancouver gibi temel öğelerle başlayacağım ama sonuçta birçok okul var Kanada'da. Birçok seçenek var. Neden bizi seçmelisiniz? Daha çok bunun üzerine duracağım. Çünkü öğrencilerin okul seçerken yaptıkları birçok hatalar da var. En iyi okul diye bir şey yok aslında. Size en uygun okul var. O yüzden biraz bu noktalara da değinmek istiyorum. Ve tabii ki şu an içinde bulunduğumuz durum, koronavirüs süreci bütün bildiklerimizi alt üst eden bir dönem oldu. Bu dönemde sizin neler bekliyor, nasıl hani hareket etmelisiniz? Biz University Canada West olarak nasıl bu koronavirüsle mücadele ediyoruz veya öğrenciniz daha fazla etkilenmesin diye ne tür önlemler alıyoruz? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii. Konuyla alakalı zaten bir COVID-19 süreciyle alakalı olarak önlemler kısmından başlayabiliriz. Mesela aslında genel olarak Canada West bünyesinde öncesinde ne yapılıyordu? Şimdi öğrencilerin iyi hissetmeleri için ya da ailelerinin endişelenmemesi için ne gibi hazırlıklar yapıldı? Belki bunları konuşabiliriz. Evet, aslında bunu özellikle neden Kanada sayfasını açıp da anlatmak istedim. Çünkü biraz sonra anlatacaklarım aslında neden Kanada sorusunun bir cevabı niteliğinde aslında. Çünkü öncelikle hani bizden önce Kanada neler yaptı? COVID-19 sürecini nasıl yürüttü? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bence şirketlerin, ülkelerin bir krizi nasıl yönettiği onların gerçek yüzünü gösteren hani bir niteliktedir bence. Ve bu koronavirüs sürecinde Kanada uluslararası öğrencilere ne kadar değer verdiğini bir kez daha ispatladı. Çünkü birçok ülke kendi vatandaşına bile destek veremezken Kanada biliyorsunuz her ülke bir destek paketi çıkardı. Kanada çıkardığı destek paketinden ülkesinde okuyan uluslararası öğrencileri de yararlandırdı. Gerçekten sadece para kaynağı, gelir kaynağı olarak görmediğini, ülkesinde eğitim alan her uluslararası öğrenciyi, vatandaşı gibi değer verdiğinde bir göstergesi oldu. Bu bizim için gurur hani verici bir gelişmeydi açıkçası. O yüzden bizim öğrencilerimiz arasında hani hiç geri dönen olmadı, düşünen dahi olmadı ve genel olarak da Kanada'da okuyan öğrencilerden hani herhalde dönüş yapan en az olan ülkelerden biri. Çünkü Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den çok fazla öğrenci bu karantina sürecinde Türkiye'ye dönmeyi seçerken
Kanada'dakiler çoğunlukla Kanada'da kalmayı tercih ettiler. Çünkü Kanada sağlık sistemine, eşitliğine ve devlete güvendikleri için. Yani bir ülkeyi seçerken hele ki sadece kısa süreli bir eğitim değil, sonrasında hani 2 yıllık, 3 yıllık programlar veya sonrasında Kanada'da kalmayı düşünen öğrenciler varsa aramızda, bunları da değerlendirmesi gerekiyor ülke seçerken bence. Ve tabii bir diğer Kanada'nın uluslararası öğrencileri düşündüğünün hani belirtisi, biliyorsunuz çoğu öğrenci online eğitime başladılar bu COVID-19'la beraber karantina sürecine girince. Birçok ülkede öğrenciler online eğitime geçtiği için vizelerin durumu ile ilgili endişe duyarken, Kanada hemen o konuda da bir hani açıklamada bulundu ve bu süreçte online eğitim almak zorunda kalan öğrencilerin tamamını örgün eğitim almış gibi sayacağını, yani mezun olduğu zaman alacakları çalışma izni, postgraduate work permit'in hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini açıkladı. Bu da gerçekten öğrencileri çok hani rahatlatan bir açıklamaydı. Bir diğer avantajı da, bu süreçte devletten destek alsa dahi zor durumda olan öğrenciler varsa veya COVID-19 sürecinde daha ön safhada çalışan öğrenciler varsa, normalde biliyorsunuz eğitim süresince part-time çalışmakları var, onlara full-time çalışma izni de getirir. Yani yapabileceği her açıkçası aşamada öğrencilere destek oldu. Bu gerçekten bizim için önemli bir hani şeydi, sonuçtu. Biz University Canada West olarak ne yaptık peki? O da bizim bu krizi nasıl yönettiğimizin güzel bir örneği oldu. Çünkü biliyorsunuz çoğu okul son anda online eğitimlere geçtiler. Apar topar işte birçok öğrenci ders kaybı oldu, sistemlerde aksaklıklar oldu. Ama bizim tüm programlarımızın zaten online eğitimi de mevcuttu. O yüzden biz online eğitime ilk geçen okullardan biri olduk ve bunu zaten halihazırda olan bir sistemle yürüttüğümüz için öğrenciler hiçbir ders kaybı yaşamadan, hiçbir aksaklıkla mücadele etmeden eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edebildiler. Yani bu güzel bir avantaj oldu. Bir diğeri de tabii ki bizim yılda 4 intake'imiz var. 4 başlangıç tarihimiz var. Bu da güzel bir avantajı oldu. Çünkü çoğu okulda öğrenciler eğer işte Nisan-Mayıs dönemine başlayamadıysa belki bir yıl sonraya ertelemek zorunda kaldılar. Veya bu Eylül'e yetişemezlerse bir sonraki Eylül'e ertelemek zorunda kalıyorlar. Bizde 4 başlangıç tarihi olduğu için birine başlayamasa hemen 3 ay sonra bir diğerine başlayabiliyor öğrenci. Çünkü tam bizim Nisan dönemimiz başlarken bu sınırlar kapatıldı, koronavirüs ortaya çıktı. Öğrencimizin bir kısmı Kanada'ya gitmişti, bir kısmı hala Türkiye'deydi. Sınırlar geri açıldı vizesi olanlar için ama bir kısmı eğitimle Kanada'da devam etmeyi seçerken bir kısmı bu süreçte ailemin yanında olayım diye tercih etti. Türkiye'de kaldılar. İsteyen online eğitime başladı hemen, isteyen Temmuz intake'ini erteledi. Yani öğrenci birçok farklı seçenek sunmamız da bu süreçte öğrencilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan eğitime devam etme fırsatı verdi. Geçtiğimiz hafta bir de bir açıklama oldu. Güzel bir haber aldık Kanada'dan. 8 Temmuz itibariyle Türkiye'deki başvurularla olmak suretiyle açıldı. Aslında Kanada gibi ülkeden böyle bir güncelleme almamız güzel bir haber. Amerika'dan bu kadar haber alalım. Kesinlikle. Kanada'dan bu haberin gelmesi süper oldu bizim için. Katılmış arkadaşlarımız için de bir hatırlatma ya da bilmeyenler için bir ekstra bilgi olarak, yarın itibariyle vize application center dediğimiz VAC vize başvuru merkezleri Kanada için açılacak ve online başvuru yapılmak suretiyle vizelerinizi online olarak başvuru yapabileceğiz. Ve Kanada'yı bununla alakalı zaten süreç içerisinde de güncelleme anlamında bizi en az yoran ülkelerden birisi. Genelde zaten sitelerinde gün ve gün görebiliyoruz. Bahsettiğim gibi de post-study work permit, yani eğitim sonrası çalışma hakkıyla alakalı da online bir eğitim olması durumunda öğrencilerin herhangi bir kayba uğramayacaklarını da belirtmişlerdi. Öyle bir kısa bir hatırlatma yapmak istedim vizelerle ilgili. Kesinlikle çok doğru bir hatırlatma yaptın. Çünkü hani ne kadar biz bunları anlatsak da vize alamadıktan sonra öğrenci bir anlamı kalmıyor. En önemli kısım da vize tabii ki. Evet, o konuda Kanada gerçekten hani içimizi rahatlattı. Çünkü Ağustos itibariyle zaten Kanada ile sınırların açılması bekleniyor. Çünkü biliyorsunuz hani Kanada'ya gelen uzun dönem akademik öğrencilerin özellikle büyük çoğunluğu
Eylül ve sonrasında hani geliyorlar. O yüzden hani Kanada'da bu öğrencileri mağdur etmemek adına Ağustos itibariyle sınırları açmayı planlıyor bize gelen duyumlara göre. Vize başvuru merkezlerinin Temmuz ayında açılması da bunu destekler nitelikte oldu açıkçası. O öğrenciler o yüzden şu anda ister Eylül-Ekim dönemi için ister Ocak dönemi için şimdiden online başvurularını yapabiliyorlar, vizelerini alabiliyorlar. O yüzden bu yayından sonra da başvuru yapmayı düşünen öğrenciler varsa hani hiç vakit kaybetmeden işlemlerini akademik aracılığıyla başlamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü her şey normale döndükten sonra hani vize başvuru merkezleri tamamen açıldıktan sonra, sınırlar açıldıktan sonra zaten herkes başvurusunu yapacak. Ama o zaman ciddi bir yığılma bekleniyor açıkçası. Siz eğer bugün buradaysanız zaten çoğunluktan bir adım öndesiniz demektir. Geleceğinizi planlamakta bir adım öndesiniz demektir. Başvurunuzu da eğer erken yaparsanız o yığılmaya kalmadan çok daha sorunsuz bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle değil mi Selçuk Bey? Doğrudur. Çünkü zaten hani Kanada 30 Haziran itibariyle bir update daha yaptı. Hatta bugün de ekiple paylaşmıştık. Herhangi bir vize tipine öncelik verilmiyor. Hani visitor da olsa, study permit de olsa, visitor'dan kastım 6 aydan kısa süreli eğitimler için, study permit'te 6 ay ve üzerindeki eğitimler için herhangi bir öncelik sıralaması vesaire yok. Toplu bir havuzda bunlar alınacağı için de öğrencilerin ne kadar erken yaparlarsa o kadar öne geçme şansı olacaktır diye düşünüyorum. Eda Hanım sorularımızı en son soracağız demiş. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Dilediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer daha konuyla ilgiliyse ben araya girip de Sibel Hanım'dan sorunun cevabını öğrenebilirim. Sona bırakabilirsiniz. Kesinlikle. Size sorabilirsiniz. Kesinlikle o konuda size bırakıyorum Selçuk Bey. Sonuçta hani tam orada konuyla ilgili bir soruysa yerine cevaplamak bazen hem öğrencinin daha iyi anlaması için hani daha mantıklı olabiliyor. O konuda sorun yok. O zaman ben devam ediyorum. Hani neden Kanada diye devam edeceğim. Az önce anlattığımız hani şeyler zaten hani Kanada'nın insana verdiği değerin çok güzel bir göstergesiydi. Bu yüzden Kanada zaten yıllardır sürekli yüksek yaşam standartları, güvenli ve huzurlu ortamıyla fazla öne çıkan, talep edilen bir ülke. Ama son yıllarda Kanada'yı daha da cazip hale getiren asıl önemli bir diğer özelliği var. Bu da Kanada'nın göçmen politikası. Kanada, birçoğunuz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle, Kanada'nın genç nüfusa ihtiyacı var. O yüzden de sistematik bir şekilde göçmen alıyor. Bu göçmeni alırken de yani nitelikli göçmen istiyor. Nedir Kanada için nitelikli göçmen peki? Kanada'da eğitim almış olan göçmen büyük çoğunluk. Çünkü Kanada aynı zamanda eğitim kalitesiyle de dünya standartlarında olan bir ülke. O yüzden diyor ki sen gel benim ülkemde eğitim. O zaman benim için artık kalifiyesin. Kanada'da iş hayatına almak için hazırsın diyor. O zaman ben sana gitme kal diyor eğitimden sonra. Ben sana çalışma izni vereyim. İşini de buluyorsan sonrasında göçmenliğe başvurabilirsin diyor. O yüzden eğitim, Kanada'da eğitim almak, özellikle orada kalmayı düşünen ya da orada bir uluslararası iş deneyimi elde edip öyle ülkeme döneyim diyen insanlar varsa onun için en uygun seçenek eğitimden geçiyor tabii. Biraz sonra zaten hani bu eğitim seçenekleri arasında biz nerede duruyoruz, bizim ne gibi avantajımız var onu zaten anlatacağım. Ama dediğim gibi Kanada her geçen yıl çok daha fazla talep gören bir ülke. Çünkü hani Selçuk Bey bilir, ben 10 yıldır sadece Kanada okulları için çalışıyorum. Ama ben Kanada okullarını tanıtmaya ilk başladığım zaman hani çoğu acenta, çoğu öğrenci Kanada dediğim zaman bir dudak büküyordu açıkçası. Ya çok soğuk diyordu ya çok uzak diyordu. Ama şu an insanlar Kanada'nın diğer ülkelerden hani ne kadar farklı bir yerde olduğunu daha çok idrak etmeye başladı açıkçası. Çünkü eğitim aldığınız ülkede huzurlu olmanız, o ülkenin size verdiği değer, size sunduğu fırsatlar çok daha önemli. Hani biliyorsunuz Amerika şu anda halihazırda ülkesinde olanları göndermeye çalışırken işte çalışma. Kanada her zaman her kültürden insanı hani kucak açan bir ülke. Çünkü Kanada zaten bir göçmen ülkesi. Hani en güzel yanlarından biri de bu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkede ertesi gün ben bu ülkenin vatandaşıyım diyemezsiniz. Atıyorum İngiltere'ye gittiniz, ben İngiliz'im diyemezsiniz. Gülerler size. Ama Kanada'da ben Kanadalıyım diyebilirsiniz ve kimse size gülmeye cesaret edemez. Çünkü o kadar hani misafirperver ve o kadar hani çok kültürlü, çok uluslu bir ülke ki hani bu gerçekten kendinize ait hissetmeniz ve o ülkede daha huzurlu, sadece iyi para kazandığınız için değil, huzurlu ve mutlu olduğunuz için bir yaşam kurmanıza sebep olabilir açıkçası.
Hatta Amerika'yı çok da gömmek istemiyoruz. Sonuçta Amerika'ya gidiyoruz ama tabii ki. DC'de bir çıkan habere göre Amerika hatta online eğitime devam edenlerin dönmesi tavsiye edilebilme ihtimali konuşulurken Kanada online da olsa ülkemde kalıp kesinlikle etmeyeceksin şeklinde göçmenlik kısmında bir kültür mozaiğine ihtiyacı olan bir ülke aslında. Ve University of Canada West'in bulunduğu Vancouver'ı düşünecek olursak da genellikle biz danışmanlara da öğrencilere de bir nevi hani Türkiye'deki karşılığını soruyorlar ama böyle bazen Ankara söylendiği de oluyor ama bence tam karşılığı birazcık İzmir muadilinde bir şehir olarak addedebiliriz bence Vancouver. Biraz sonraki sunumda söyleyecektim, lafını kestim ama ben Ankaralı biri olarak ya Ankara aşığı biri olarak bile Ankara ile kıyaslayamayacağım. Açıkçası o çok büyük bir haksızlık olur Vancouver için ama İzmir daha doğru bir karşılaştırma. Ve bildiğim kadarıyla da dünyanın en yaşanılası ve huzurlu şehirleri arasında üçüncü sırada diyebiliyorum Vancouver için. Evet, tam burada da ondan bahsedecektim zaten. Şimdi gördüm, evet. Doğrudur. Aha, evet, yok kesinlikle doğru. Hani bu Kanada ile ilgili söylediklerim zaten benim şahsi fikrim değil. Hani tüm dünyaca hani kabul edilmiş şeyler. O yüzden Kanada her zaman dünyanın en iyi ülkeleri sıralamasında, yaşanacak en iyi ülkeler sıralamasında şu anda ikinci sırada ve mutlaka ilk üçte oluyor her zaman. Ve eğitim için en iyi ülkeler sıralamasında yine üçüncü sırada ve ilk üçteki yerini son 5 yıldır, 6 yıldır hiç kaybetmiyor bildiğim kadarıyla. Ve Selçuk Bey'in de dediği gibi Vancouver ise, bizim okulumuzun bulunduğu Vancouver ise dünyanın en yaşanılacak, hani en iyi şehirleri arasında ilk üçte her zaman. Bunun arasında tabii ki ne geliyor? İşte eğitim kalitesi, yaşam standartları, oradaki insanların kalitesi ve hani huzur, güven gibi birçok farklı kriter inceleniyor. Hani bu gerçekten Vancouver'u farklı yapan nedenlerden biri. Farklı olmasının ilk sebebi bence konumu. Çünkü konum olarak o alıştığımız hani Ontario bölgesine, Toronto ve civarındaki gibi doğuda değil, tamamen batı yakasında Vancouver. Amerikan sınırının hemen yakınında. Batı yakasında olmasının ne farkı var? Hawaii'den gelen sıcak hava dalgası ile, çünkü Pasifik Okyanusu kıyısında Hawaii'den gelen sıcak hava dalgası sayesinde Kanada'nın en ılıman iklimlerinden birine sahip Vancouver. Bu nasıl hani fark yaratıyor? Tabii ki öncelikle havanın ne kadar ılıman olursa oraya adapte olmanız, uyum sağlamanız o kadar kolay olacaktır. Sonuçta ne kadar Türkiye'de hani zaman zaman soğuklara alışık olsak da çoğumuz hani aşırı soğukların olmadığı şehirlerde yaşıyoruz. Ve Toronto ve bölgesine gidip eksi 20'lere alışabilmek veya işte yılın 4-5 ayı karla boğuşabilmek herkes için kolay olmayabiliyor. Ha, bundan çok zevk alan öğrenciler de var tabii ki. Çünkü o şehirler de çok güzel. Hani burada da yine az önce Selçuk Bey'in dediği gibi Kanada'yı överken Amerika'yı hani karalamak değil amacımız veya Vancouver'ı överken Toronto'yu karalamak değil. Çünkü Kanada'nın her şehrinin ayrı bir güzelliği var. Ama önemli olan sizin için en doğru şehri bulabilmek. Çünkü kimi öğrenci için ne kadar kalabalık o kadar iyidir veya ne kadar karışık o kadar iyidir ya da soğuk hiçbir dezavantaj değildir. Ama kimi öğrenci için sosyal hayat veya iklim daha önemlidir. Vancouver bunları bir arada sunabilen bir şehir. İklimi İstanbul havası. Eksi 5'in altına çok nadir iniyor. Kar yılda bir kere ya yağıyor ya yağmıyor. O da birkaç gün hani yerde kalıyor anca. O yüzden benim bu konuda ilgili çok güzel bir lafım var. Kendi icadım. İstanbul havası, İzmir kafası diyorum ben Vancouver için. Evet. Çünkü yaşayan insanlar mentalite olarak, kültürel yapı olarak İzmirlilere çok benziyorlar. Çünkü İstanbul tamamen Türkiye'nin her yerinden taşı tarağı altındır diye gidilen ve her eğitim seviyesinde, kültür ve maddi seviyede insanı barındıran bir şehir. Toronto gibi diyebiliriz. Çünkü Toronto da aynı şekilde herkesin daha çok iş imkanı var diye gittiği bir şehir. Her türden insanın bulunduğu bir şehir. Vancouver'da biraz daha elit bir şehir diyebilirim. Eğitim seviyesinin en yüksek olduğu şehirlerden biri hani Kanada'da ve dediğim gibi eğitim kültürü ve hani gelir seviyesinde en yüksek olduğu şehirlerden biri. Burada bir yanlış hani bilgi düzeltmek istiyorum. Çünkü öğrencilerin büyük çoğunluğu, çok duyuyorum, hatta danışman arkadaşlardan da duyuyorum. İşte bu öğrenci aslında sizi çok istiyordu veya Vancouver çok istiyordu ama sırf iş daha fazla diye Toronto'yu seçti. Bunu çok duyuyorum çünkü hani öğrencilerin büyük çoğunluğu artık Kanada'da kalmak istiyorlar, yerleşmek istiyorlar.
Yerleşmek istediğiniz tabii bölgeyi seçerken de iş imkanları da önemli. Sadece işte iklimi, havası değil veya okulun ne kadar iyi olduğu değil. Yani sonrasında mezun olduğunuz zaman size sunacağı iş imkanları da öne çıkıyor. Bu yüzden öğrenciler Toronto'yu seçiyorlar bazen. Ama orada aslında bir yanılgıya düşüyorlar. Neden? Tamam, Toronto'da iş imkanı daha fazla. Bunu kimse inkar edemez. Ama Toronto'ya iş bulmak için giden insan sayısı kat be kat daha fazla. O yüzden gerçekten hani o kalabalıklardan ayrılabilecek özellikleriniz yoksa Toronto'da iş bulmak daha da zor olabiliyor çoğu zaman. İşsizlik oranı daha da artabiliyor ki bu koronavirüs döneminde bile yine bakıldığı zaman Vancouver'da her şey çok daha çabuk normale döndü. İşsizlik hani yok denecek kadar az ama bu Toronto'da daha yüksek oranlarda devam ediyor. Çünkü iş açığından çok çok daha fazla iş için gelen insan var. Ama Vancouver'da iş bulmak çok daha kolay bu yüzden. Çünkü iş açığı çok daha fazla. Çünkü çok daha hızlı büyüyor. Sonuçta Toronto kadar büyük değil Vancouver. O yüzden halen göç alıyor, halen büyüyor. Ve bu da çok daha fazla ve çeşitli iş imkanı olmasını sağlıyor. Bir diğer avantajı da hava, hani iklim ılıman olduğu için sosyal hayat çok canlı Vancouver'da. Bu sosyal hayatın canlı olması sadece sizin adapte olup hani iyi vakit geçirmenizi sağlamıyor. Çok kısa sürede network kurmanızı sağlıyor. Çünkü sonuçta Ontario'da insanlar hemen işini halledip evine dönmeye çalışırken eksi 20'lerde Vancouver'da insanlar plajlarda, barbekü partilerinde, parklarda, işte kafelerde. Bu da çok daha kısa sürede çevre edinmenizi sağlıyor. Network eşittir iş bulmak. Ne kadar çabuk hani okul olarak biz yardımcı oluyoruz tabii ki ama sizin de bir network kurmanız daha kolay iş bulmanızı da sağlıyor. Bu da Vancouver'ı öne çıkaran avantajlardan biri yine. Sonunda yer alacak bu kısım ama konaklama seçenekleriyle alakalı konaklama seçenekleri açısından karşılaştırırsak neler söylemek istersiniz? Muhtemelen hani Vancouver'daki konaklama ya da Toronto'yla konaklamayı kıyaslı olarak söyleyeceğim. Konaklamaya daha sonra değinecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim hani şimdi de. Orada da bir yanlış algı var aslında. Çünkü Vancouver'ın Toronto'dan daha pahalı olduğu düşünülüyor. Hani çünkü Vancouver zengin bir şehir olduğu için ve dediğim gibi Toronto kadar her eğitim seviyesinde insanı barındırmadığı için daha pahalı olduğu düşünülüyor. Ama bu da yanlış açıkçası. Vancouver ve Toronto'nun ve diğer büyük şehirlerin yaşam maliyetleri neredeyse aynı. Hani birinde atıyorum yeme içme daha ucuzsa öbüründe işte konaklama biraz pahalı oluyor vesaire ama ortalaması tamamen aynı oluyor. Vancouver'da pahalı olan şey şu, ona açıkça söyleyeyim, ev fiyatları. Ama hani kiralama vesaire değil, satın almak çok pahalı. Yani o yüzden öğrenciler arasında hani ev almayı düşünen varsa evet Vancouver uygun olmayabilir şu aşamada. Ama bir öğrenci gibi yaşayacaksanız hani kiralayacaksanız sadece kira fiyatları arasında çok büyük fark yok. Hatta şöyle bir avantajı var. Sonuçta tabii ki downtown'daki yani şehir merkezindeki fiyatlar Toronto'da, Vancouver'da da çok pahalı. Hani İstanbul'da da 1000 TL'ye de ev bulabiliyorsunuz kiralayacak, 10.000 TL'ye de bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde Vancouver için de, Toronto için de geçerli. Hani sizin bütçenize ve lüks anlayışınıza göre çok çeşitli fiyatlar var. Ama Vancouver'ın avantajı şu, Vancouver'da merkezde değil de daha uzakta bir evde yaşadığınız zaman çok daha hani ucuza bulabiliyorsunuz. Ama Toronto'dan farkı şu oluyor, Toronto'da bir saat uzaklıkta olmanız demek, kışın eksi 20'de işte metro hatlarının donması, gecikmesi demek, otobüsün arızalanması demek, soğukta beklemek demek. Ama Vancouver'da hava soğuk olmadığı için en fazla şemsiyenizi eksik etmeden, yağmurunuzu giyerek, çünkü Vancouver'da yağmur daha fazla, en fazla bu demek. Hani uzakta oturmanın da size bir zorluğu yok. O yüzden Vancouver'da daha kolay uygun fiyatları bulabiliyor öğrenciler. Ki ilk etapta sonuçta güvenlik ve hani kozmopolitik olarak da daha hani uygun olduğu için aile yanı konaklamayı seçen çok öğrencimiz var. O da kiralayan çok öğrencimiz var. Sonrasında hani arkadaş edindikten sonra beraber eve hani çıkan öğrencilerimiz var. Hani o konuda hani çok çeşitli imkanlar var. Hani o maliyetler konusunda biraz sonra hani geleceğim. Hani ne kadarını karşılayabilir, işte part-time çalışarak ne kadar kazanır vesaire, onlardan da kısaca anlatacağım. Bu zaten muhtemelen Beril Su Hanım'ın sorduğu soruyla bir bağlantısı var. Gelirken yanımıza getirmemiz gereken meblağ ile alakalı bir soru sormuş. Bir ortalama bir meblağ alacağız sizden. Dilerseniz okulla zaman kısmını da göz önünde bulundurarak
Biraz birazcık okul kısmına girelim. Hani okulu yakından tanıma adına birazcık okul kısmıyla alakalı konuşalım diyor. Tamam, kesinlikle. Ama ona geçmeden önce çok kısa bir şeye daha değineceğim. Çünkü bizim okulumuz, hani biraz sonra anlatacağım, geleneksel bir üniversite değil. Geleneksel üniversiteden kastımız ne? Hani yüzlerce bölümü olan, on binlerce öğrencisi olan, devasa kampüs olan bir okul değiliz. Neden değiliz peki? Çünkü tek bir amacımız var. Bizim amacımız öğrencilerimizi, mezunlarımızı iş hayatına hazırlamak. Bu yüzden bu iş kısmına biraz daha çok duruyorum ki hani okulumuzun amacıyla birebir örtüştüğü için. O yüzden çok kısa bir şey daha değineceğim. Vancouver aynı zamanda hani neden kariyeriniz için hani doğru bir seçim? 2028 sonuna kadar ortalama 93.000, yani neredeyse 1 milyon yeni iş açığı olması bekleniyor Vancouver'da. Ve yapılan istatistiklere göre de bu yeni iş açığının ancak %50-60'ını şu anki Kanada'daki genç nüfusun karşılaması bekleniyor. Çünkü bakıyorlar şu anki genç nüfus 2028'e kadar iş hayatına atılabilecek sayı nedir? Açılan iş açığı nedir? O yüzden en az %40-%50'lik bir iş açığının göçmenler tarafından kapatılması bekleniyor. Bu da eğitim aldıkları şehrin ne kadar fazla imkan sunabildiğinde bir göstergesi açıkçası. Ve tabii Kuzey Amerika'nın en büyük limanına ve lojistik ağına sahip olması, işte IT ve oyun sektöründe, inşaat sektöründe çok önde olması da hani bir avantaj. Ericsson'un IBM'e, Intel'den Kodak'a, Microsoft'a kadar birçok dünya devrede ev sahipliği yapıyor. Çünkü hani öğrencilerdeki o yanlış algı, bütün büyük şirketler Toronto'dadır yanlış algısı da kırmak için söylüyorum. Vancouver'da da bu imkanlar var açıkçası. Bir diğer tabii ki Vancouver'ın neden Vancouver sorusunun cevabı da bu fotoğraf bence. Çünkü gerçekten doğal olarak da inanılmaz güzel. Ve biz dedim ya iş hayatına hazırlayan bir okuluz. O yüzden şehir dışında devasa bir kampüsümüz yok. Tam şehir merkezinde iki kampüsümüz var. İkisi birbirine yürüyüş mesafesinde. Şu anki hani kampüsümüz London Building adı denen Kanada'nın Vancouver'ın en tarihi binalarından biri. Ana metro istasyonunun hemen yanında. Diğeri de Vancouver House Temmuz ayı sonu itibariyle açılacak ve 2020'nin en çok ses getiren mimari projelerinden biri oldu. Öğrencilere biraz daha hem şehir merkezinde ama hem de kampüs havasında bir eğitim imkanı sunan bir kampüs. Ve burada göreceğiniz gibi hemen plaja yürüyüş mesafesinde. Vancouver'un böyle güzel bir avantajı da var. Hemen okul çıkışında 5 dakika yürüyüş mesafesinde denize girme şansına sahip insanlar. Dünyanın en uzun sahil şeridinden yine birine sahip burası Seawall dediğimiz. Karşıda meşhur Granville Island var. Yani lokasyon olarak da en güzel imkanlardan birine sahip. Tabii en önemlisi büyük şirketlere yürüyüş mesafesinde. Çünkü şehir dışında devasa bir kampüs imkanı sunsak belki Çinlere yayılma imkanı da sunabileceğiz. Ama çalışmak istediğiniz zaman, devlet de part-time çalışma izni veriyor. Çalışmak istediğiniz zaman büyük şirketlere ulaşma şansınız daha kısıtlı olacak. Bu yüzden kampüsteki kafeteryayla işte kütüphaneyle sınırlı olacak iş deneyiminiz. Ama biz şehir merkezinde olduğumuz için öğrencilere çok daha fazla iş imkanı sunabiliyoruz. Bu da yeni kampüsümüz Vancouver Hall dediğimiz. Bu üstü çimli olan binalar eğitim alanları olacak. Bünyesinde spor merkezinden, kütüphanesine, alışveriş merkezine, finans merkezine kadar birçok farklı birimi bulunduran bir kampüs olacak. Türk öğrencilerinin de zevk alacağını eminim. Bu üstü çimli olan binalar bunlar. Dış inşaatı tamamen bitti şu anda kampüsün. İç tasarımı yapılıyor ve iç tasarımıyla ilgili de bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü bizim birçok iş ortağımız var. Çünkü iş hayatına hazırlayan bir okul olduğumuz için müfredatımız zaten büyük şirketlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanıyor. Ve bu ortaklarımızdan da en fazla destek aldığımız Microsoft, IBM ve Salesforce, Tableau gibi dünya devleri. Çünkü biliyorsunuz artık bu CRM sistemleri, müşteri takip sistemleri gerçekten her sektörde çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden bizim yeni kampüsümüzün teknik altyapısı da bu dünya devleri tarafından oluşturuldu. Her öğrenciye Office 365 hediye ediliyor. Her öğrenci Salesforce Tableau eğitimlerini alarak mezun oluyor. Hani bunlar gerçekten güzel ayrıcalıklar. Çünkü çoğu üniversite veya kolej 10 yıl önceki müfredat neyse onu devam ettiriyor. Sonuçta devlet okulu olduğunuz zaman bunu değiştirmek daha zor. Bizim avantajımız evet biz özel okuluz ama
üniversitede aldığımız ve tüm programlarımız degree dediğimiz hani ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecesi sunduğu için devlet okullarıyla aynı haklara sahibiz. Hani çalışma hakkı, sonrasında kalma hakkı vesaire gibi ama bir farkla. Nedir? Biz tabii ki daha modern ve öğrencilere daha güncel bir eğitim imkanı sunabiliyoruz. Ve tabii ki yeni kampüsümüz ise 3400 öğrenci ev sahipliği yapacak. Hani toplamında 6000 öğrenci kapasiteli bir okul olacağız. Bu da ne imkanı sunuyor? Her öğrenciyle birebir ilgilenme şansımız oluyor. Diğer hani okullardan farklı olarak. Ve tabii ki eğitimin kalitesi de çok önemli burada. Burada tekrar hani belirtmek istiyorum. Kanada'da üniversite adı alabilmek gerçekten çok zor. Türkiye gibi, Amerika gibi her önüne gelen üniversite açamıyor maalesef. O yüzden Amerika'da belki binlerce üniversite varken Kanada'da aynı neredeyse hani yüz ölçüme sahip bir ülkede 200'den fazla üniversite yok açıkçası. Bunun nedeni Kanada'da eğitimin milli olması. Her okulun çok sıkı denetleniyor olması. Bunun en güzel artısı şu. Hangi okulu seçerseniz seçin Kanada'da, ister biz ister başka bir okulu, belli bir eğitim standardını garantilemiş oluyorsunuz. Hani sonuçta ortalamanın üzerinde bir kalitede eğitim alacağınız kesin. Ama bunlar arasında size en uygununu belirlemek önemli. Biz daha çok işletme ağırlıklı bir okuluz ve tüm işletme programlarımız hem ACBSB akreditasyonuna sahip hem de AACSB üyeliğine sahip. Bu iki kurum dünyadaki işletme programlarının kalitesini ölçen, onaylayan kurumlar. Hani bu ikisinin de akreditasyona sahip olmamız bizim programlarımızın kalitesini çok daha iyi gösteren bir seçenek. Bir diğer burada önemli olan akreditasyonumuz da BCCAT akreditasyonu. Bu da özellikle lisans eğitim almayı düşünen öğrenciler varsa British Columbia'daki tüm üniversitelerle yapmış olduğumuz kredi transfer anlaşması. Yani bizde eğitim alan öğrenci sonrasında başka bir bölüme, başka bir okula geçmek isterse hiç yıl kaybetmeden direkt transfer olabiliyor. Bu da güzel bir avantaj. Hem de yine kalitemizin bir göstergesi açıkçası. Peki neden University Canada West'e gelince? Birçok sebebini açıkladık aslında şu ana kadar. Ne dedik? Biz geleneksel bir okul değiliz, modern bir okuluz ve tek amacımız iş hayatına hani öğrencileri hazırlayabilmek. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Öncelikle şehir merkezindeki kampüslerimizle, sonra iş hayatının ihtiyacına göre hazırlanmış müfredatla, daha sonra da sektörün içinden gelen hocalarla. Hepsi kendi deneyimlerini sizlerle paylaşabilecek olan hocalar. Ve tabii sınıf mevcuda daha küçük olduğu için hocalarla daha fazla diyaloğa girme, daha fazla onların deneyimden yararlanma şansı elde edebiliyor öğrenciler. 4 farklı başlangıç tarihimiz olduğunu belirtmiştim zaten. Ve tabii diğer avantaj da birçoğunuz merakla bekliyorsunuz biliyorum. Türk öğrenciler özel burslarımız ve fiyatlarımız. Çünkü ne kadar güzel olsa da anlattıklarımız hani bunun maliyeti de önemli. Çünkü eğitim bir yatırım sonuçta. Bu yatırımı yaparken belli bir emek, belli bir para ve zaman ayıracaksınız. Ve karşılığında size amacınıza ulaştırması önemli. Hani en idealist öğrenci bile olsa sonuçta mezun olduğunuz zaman iyi bir işe girmek herkesin hayali. O yüzden bizim hani tüm programlarımız buna yönelik hizmet veriyor açıkçası. Başta anlattığım gibi hem örgün hem online eğitim seçeneğimiz var. Bu da bir avantaj. Çünkü mesela şu anda Temmuz dönemimizde çok fazla hani başlayan öğrenci var. Akademisyen öğrencileri de var hani yine mesela. Online eğitime başlamak istiyorlar. Çünkü Kanada örgün eğitim olarak sayacağını açıkladığı için buradaki işinden ayrılmadan, ailesinden ayrılmadan en azından bir dönem, iki dönem Türkiye'de okuyup sonra Kanada'da eğitime başlayabilirim diye düşünebiliyor öğrenciler. Ve son olarak en önemli farkımız ise esnek kabul şartlarımız. Çünkü aranızda daha önce Kanada'da bir yüksek lisans yapmak için hani görüşen öğrenciler olmuş olabilir belki. Bu öğrencilerin birçoğu hayal kırıklığıyla yüksek lisanstan vazgeçip diploma programlarına yöneliyor. Son yıllarda diploma programlarının popüler olmasının en büyük sebebi bu aslında. Çünkü maliyet olarak hani yüksek lisans programlarıyla çok büyük fark olmasa bile kabul şartları nedeniyle öğrenciler tercih etmeye başladı. Çünkü Kanada'da üniversitenin büyük çoğunluğu 3'ün üzerinde ortalama istiyor. MBA programları en az 5 yıl iş deneyimi isteyebiliyor. Öğrenciler de tabii ki hayal kırıklığına uğrayıp lisans mezunu olmalarına rağmen daha alt seviyedeki bir hani kolej diploma programını seçip biliyorlar. Biz University Canada West olarak bu konuda da öğrencilere farklı imkanlar sunabiliyoruz. Onu da biraz sonra anlatacağım.
Ama en önemli noktadan başlamak istiyorum. Çünkü dedim ya, en büyük farkımız öğrencileri iş hayatına hazırlamak. O yüzden bizim rankingimiz, yani bizim başarı kriterimiz mezunlarımızın işe giriş oranı. Çünkü biz akademik kariyer yapmayı düşünen öğrenciler için hani en uygun seçenek olmayabiliriz. Bizi tercih eden öğrencinin hedefi mezun olduğu zaman Kanada'da bir iş hayatına atılmak olmalı, kalifi iş bulmak olmalı. İster kalmak istesin, ister sonrasında Türkiye'ye dönmek istesin. Eğer bu iş deneyimini alıp da dönmek istiyorsa biz uygun bir okuluz. Akademik makalelerimiz de öne çıkmadığımız için uluslararası rankingde değil, biz daha çok hani business school dediğimiz hani iş okullarının rankingindeyiz. Orada da mezunların işe giriş oranına göre yapılıyor bunlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki kariyer merkezimiz sayesinde. Önce öğrencileri iş hayatına hazırlayacak bir eğitim veriyoruz. Şehir merkezinde onları iş hayatına yakın tutuyoruz. Ama onun yanı sıra da kariyer merkezimiz ilk günden itibaren öğrencileri hazırlıyor. Kanada usulüne göre CV'leri nasıl olmalı, mülakat teknikleri, sürekli job fair'lar, iş fuarları düzenleniyor. İşverenlerle bir araya gelmelerini sağlanıyor ki öğrencilere o gerekli network imkanı da sunalım. Yani balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz. Öğrencilerin orada gerekli network'ü kurmalarını ve iş bulmaları için her türlü imkanı sağlıyoruz. Ve bunun neticesinde de gururla paylaşacağım bir hani şey var, istatistik var burada. Mezunlarımızın %100'ü mezun olduktan sonra 6 aydan kısa süre içerisinde full time işe yerleşmişler. Burada 6 aydan kısa süre içerisinde şey çok önemli. Çünkü hani birçok okul bu değerleri paylaşıyor ama bazıları süre belirtmeyebiliyorlar. Çünkü yine Kanada'nın en güzel yanı, bir okul böyle bir şey belirtiyorsa web sayfasının broşüründe bunun doğruluğundan hani emin olabilirsiniz. Çünkü Kanada'da yanlış veya yalan beyan gerçekten çok ciddi bir suç ve herkes bunu çok ciddi dikkat ediyor. Ama eksik olabilir. O yüzden ona dikkat edin. 6 aydan kısa süre önce olması neden önemli? Çünkü hiç kimsenin 6 aydan daha uzun süre işsiz kalmayı maddi veya manevi olarak karşılayabileceğini hani sanmıyorum. O yüzden bu önemli bir kriter ve %100 olması bizim için çok önemli. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Dediğim gibi 20 bin öğrencimiz olsa, dünyanın en iyi okulu olsak da bunu yapamayız. Yani istesek de yapamayız çünkü o kadar öğrenciye bu hizmeti vermemiz mümkün değil. Biz hem daha butik bir okul olduğumuz hem de amacımız hani bu şekilde olduğu için bunu sağlayabiliyoruz. %88'i mezun olduktan hani sonra 3 ay içerisinde full time işe yerleşmişler. %67'si ise 1 aydan bile kısa süre içerisinde. Yani neredeyse mezun olur olmaz full time işe yerleşmişler. Ve çalıştıkları şirketler arasında Siemens'tan Scotia Bank'a kadar, Apple'dan Teles'e kadar veya ne bileyim Nestle'den Walt Disney'e kadar birçok farklı ve büyük şirket de mevcut. Farklı sektörler olmasının en büyük sebebi de hani özellikle MBA programımızda farklı background'lara sahip öğrencilerin de olması. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Ve bu arada tabii ki hani çalışma izniyle dönmek istiyorum. Başta da söylediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Tüm hani devlet okullarıyla aynı çalışma haklarına hani sahibiz. Öğrenciler eğitimleri süresince part-time çalışma hakkına sahipler, tatillerde full-time. Mezun oldukları zaman da 3 yıl postgraduate work permit, yani full-time çalışma iznine başvurma hakkına sahipler. Evli çiftler varsa aranızda eşlerini beraberine getirme şansına sahipler. Eşleri de open work permit alabiliyorlar. Çocukları varsa 18 yaş altı çocukları devlet okullarında ücretsiz okuyabiliyorlar. Hatta çok rahat söyleyebilirim ki son dönemlerde hani aile olarak da gelen çok fazla hani öğrencimiz oldu. Çok rahat vizelerini aldılar. Çocukları çok rahat eğitimlere başlayabildiler. Bunu da burada belirteyim. Bilgi, daha doğrusu bilgi değil de yanlış bilinen bir bilgi diyelim. Özel okulsa çalışma iznim yok ya da özel okulsa mezuniyet sonrasında kalamıyormuşum gibi bir bilgi olabiliyor bazen. University of Canada West özel bir kurum olmasına rağmen mezuniyet sonrasında da normal bir devlet kurumuymuş gibi yasal kalma hakkınız var.
Evet, kesinlikle ama bunda hani başka özel okulların da böyle bir hakkı olabileceği düşünebilir. Değil, neye göre verilebiliyor bu hak? Bir, üniversitede aldığımız için, iki, tüm programlarımız hani degree granting dediğimiz, yani bir diploma programı, sertifika programı değil, hepsi bir derece veriyor. Ön lisans derecesi, lisans derecesi veya yüksek lisans derecesi. Bu yüzden tüm programlarımızda bu haklar var. Bu konuda gerçekten hani kafa karışabiliyor veya yok işte devlet okulu olsa daha garanti gibi diye düşünebiliyorlar. Hayır. CIC'nin hani Kanada hükümetinin sayfasında bu postgraduate work permit eligible hani okul hani şeyine bakıldığı zaman veya bu DLI list dediğimiz yetkilendirilmiş okullar listesine bakıldığı zaman orada yazabiliyorsunuz ki danışmanlarınız size yol gösterecektir. Postgraduate work permit eligible mi değil mi diye orada direkt listesi çıkabiliyor. Orada olan tüm okullar aynı haklara sahip. Kimisinin de açıklama yapılıyor. Şu olursa işte olur bu olursa bizde öyle şey değil. Direkt tüm programlar o hakka sahip. Hani bu da önemli bir ayrıntı açıkçası. Gelelim programlara. Yani, MBA yüksek lisans programlarımızda MBA programımız var. En popüler olan. Çünkü dedim ya yüzlerce bölümü olan bir okul değiliz zaten. Tamamen amaca yönelik programlarımız var. Yüksek lisanslı MBA programımız var. MBA'yı de genel MBA pazarlama yönetimi, finans veya liderlik alanlarında yapma şansına sahip öğrenciler. Burada da bir yanlış algıyı düzeltmek istiyorum. Çünkü çoğu öğrenci şunu diyebiliyor. Aa, ben mühendisim, işte elektrik elektronik mühendisiyim. De, yenilenebilir enerji üzerine master yapmak istiyorum. Ben mimarım, aydınlatma mimarisi üzerine master yapmak istiyorum diye. Onlara hep söylediğim bir şey var ki aramızda danışman arkadaşlar da varsa onlara da hani hatırlatmak istiyorum. Bir öğrenciyle görüşürken hani şunu sorun mutlaka veya siz öğrenciler kendinize sorun. Asıl amacınız ne? Kanada'da mezuniyet sonrası işe girmek mi yoksa hemen Türkiye'ye dönmek mi? Türkiye'ye dönmeyi planlıyorsanız hani orada çalışmadan, uluslararası işlerime sahip olmadan hiç sorun değil. Herhangi bir okul seçebilirsiniz, herhangi bir bölüm seçebilirsiniz ama amacınız sonrasında iş hayatına atılmaksa iş alanını daha da daraltmak yerine MBA gibi programla genişletebilirsiniz. Çünkü MBA'nin en büyük avantajı her bölümden öğrenci kabul edebilmesi. Bizim öğrencilerimiz arasında eczacı da var, işte bankacı da var, inşaat mühendisi de var, makine mühendisi de var, fizyoterapisti de var, psikoloğu da var veya işte dil bilimcisi de var. Bunların ortak noktası ne? Hepsi sonrasında Kanada'da kalmayı planlıyorlar ve onları bu amaca götürebilecek en mantıklı seçeneklerden biri. Çünkü onları iş hayatına hazırlayan ve bunu da en ekonomik, en hani esnek şartlarla sağlayan bir program. Burada en önemli kriter tabii ki MBA programının kabul şartları. Çünkü dedik ya Kanada normalde 3'ün üzerinde ortalama olmazsa imkansız yüksek lisans yapmak. Normalde bizde de MBA programına direkt giriş şartı 3'ün üzerinde ortalama ve 3 yıllık iş deneyimi. Ya da işletme iktisat gibi bir bölümden mezun olmak. Peki bu imkanlara sahip değilseniz ne olacak? O zaman önden sadece 3 aylık bir MBA Foundation hazırlık okuyarak yine MBA programına kabul şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir avantaj. Neden? Ortalaması düşük olsa da öğrenci bu fırsattan yararlanabiliyor. Bu MBA Foundation programı da not ortalaması düşük olanla yüksek olanın veya iş deneyimi olanla olmayanın MBA'den aynı verim almasını ve mezun olduğu zaman yine hani full time işe girmesini hani sağlayan hani bir şey nitelikte. Bu yüzden çok avantajlı. İngilizce olarak da IELTS 6.5 seviyesinde olmasını istiyoruz ama bu COVID-19 sürecinde Duolingo sınavını da kabul ediyoruz. Burada da güzel olan nokta şu. Öğrenci şu an başvuru yaptı diyeyim. Şu an mesela 17 Temmuz'a kadar Ekim 2020 için halen başvuru kabul ediyoruz. Hani bu fırsatı kaçırmış değilsiniz. Veya Ocak 2021 veya Nisan 2021 dönemleri için halen başvuru yapabiliyorsunuz. Diyelim ki şu anda Ekim 2021 dönemi için başvuru yaptınız ama ayarsınız 6.5 değil 5.5. Şansınızı kaybetmiyorsunuz. Şartlı kabul alabiliyorsunuz. Önden bir hazırlık programı koyuyorlar size. Ama siz Ekim'e kadar tekrar sınava girip 6.5 seviyesinde olduğunu gösterdiğiniz anda hazırlık eğitimi kaldırılıyor. Yani bir kere Türkiye'deki gibi bir kere sınavı geçemediniz artık hazırlık alacaksınız diye bir şart yok. Hani bu da güzel bir esneklik açıkçası. Evet, diyelim lisans programı olarak da ticaret lisans programımız ve işletme iletişimi lisans programımız var. Hani süremizi zaten fazlasıyla doldurduğumuz için biraz hızlı geçiyorum. Eğer lisans programıyla ilgilenen öğrenciler de varsa
yayın sonrası zaten akademiste de detaylı olarak görüşebilirler. Bunların en büyük farkı şu, ticaret lisans programı Türkiye'deki işletme, iktisat ve uluslararası ticaretin karışımı olan bir program. Yine ACBS bir akredite olan bir program. İşletme iletişimi lisans programı ise şu anda Türkiye'de en popüler olan program. Çünkü yeni nesil artık o bildik bölümleri okumak istemiyor. Artık YouTuber olmak istiyorlar, influencer olmak istiyorlar, sosyal medya uzmanı olmak istiyorlar, sevdikleri işleri yapmak istiyorlar. Bu program çok inovatif bir şekilde öğrencileri yapmaktan zevk aldıkları şeylerle işletme derslerini birleştirmiş. Antropolojiden işte psikolojiye kadar insanı tanıyacakları dersler de var. Ve kitlesel medya, sosyal medya, iletişim gibi dersler ve işletme dersleri var. Yani öğrenciler büyük şirketlerin kitlesel iletişiminden sorumlu yöneticiler olarak mezun olabiliyorlar. Reklam veya halkla ilişkilerden sorumlu mezun olabiliyorlar. Burada en güzel şey şu, tüm lisans programlarında ilk 3 yıl normal dersleri alıyorlar ama son yıl çok az dersleri var. Çünkü amaç MBA'de de yine aynı şekilde son yıl öğrencilerin aldıkları bilgiyi uygulamalı olarak hani stajlarla, proje dersleriyle kullanabilmeleri ki böylece mezun oldukları zaman tam donanımlı şekilde kendilerine güvenerek ve öğrendikleri konuyu özümseyerek mezun oluyorlar. Bu en önemli farklarımızdan biri. Son programımızda ön lisans programımız. Bu programda genel bir program. Hani bir bölüm içermiyor çünkü öğrenci kendi belirleyebiliyor bölümünü. Bu program kimler için uygun? Mesela mezun olmuş ama hangi bölüm okumak istediğine henüz karar vermemiş. Veya istediği okula veya bölüme girmek için yeterli not ortalamasına ve bütçeye sahip olmayan öğrenciler için. Burada matematikten bilgisayar bilimine, işte beşeri bilimlerden işte laboratuvar derslerine kadar birçok farklı alanda ders seçebiliyor öğrenciler. Ve bu bahsettiğim BCCET akreditasyonu sayesinde de mezun oldukları zaman rehber öğretmenleri onlara yol gösteriyor. İşte şu dersleri alırsan, bu nota sahip olursan, atıyorum işte UBC'de bu bölüme, işte Simon Fraser'da şu bölüme geçebilirsin gibi yol gösteriyorlar. O yüzden güzel bir avantaj. Bir diğer avantajı şu, özellikle Avrupa'da bunu çok yapıyorlar. Avrupalı öğrenciler, Türk öğrenciler daha yeni yeni akıl ettiler. Direkt 4 yıllık lisansa gitmek yerine önden 2 yıllık ön lisans programına geliyor öğrenciler. Sonrasında 3 yıllık çalışma izinlerini alıyorlar, çalışıyorlar, para biriktiriyorlar, göçmenliklerini alıyorlar. Sonra lisanslarını tamamlıyorlar ve bu sefer hem para kazanmış, iş deneyimi elde etmiş, tam olarak ne okumak istediğini bilir hani hale geliyorlar. Hem de Kanadalı vatandaşların ödediği fiyatlarla lisanslarını tamamlıyorlar. Hani bu da bir diğer hani seçenek, çoğu öğrencinin şu an artık uyguladığı bir seçenek. Burada benim sormak istediğim aslında diyelim ki öğrencimiz bu ön lisans, bu adaptasyon programı diyelim buna, hı hı, tabiri caizse. Öğrenci bunu bitirdikten sonra official olarak bir 3 yıllık çalışma izni ya da Kanada'da kalma izni doğacak. Diyelim ki evet, öğrencinin aklına şöyle bir şey gelebilir. Ben o zaman 2 yıllık eğitimi bitirdim. 3 yıllık postal work permit'imi aldım. Kanada'da kaldım. Hı hı. Tam 3. yılda da işim biterken bunu ben tamamlamayla işte Simon Fraser ya da UBC'de 3 ve 4 okuyarak tekrardan bir 3 sene de alma şansı var mı mesela? Tabii ki işte asıl amacı bu zaten. Yani çoğu öğrenci bunu yapıyor. Çünkü ön lisans programının amacı başka bir üniversiteye transfer olmak. Ve hani kredi transferi anlaşmamız olduğu için de tüm aldıkları dersler sayılıyor zaten ve öğrenci zaten başta planını belirtiyor rehber öğretmeni. Hani benim amacım sonrasında işte çalışıp işte atıyorum UBC'de, Simon Fraser'da şu bölüme geçmek diyorsa onlar ona bir program çıkarıyorlar. O zaman şu dersleri almalısın, minimum şu nota sahip olmalısın ki Simon Fraser'da buraya geçebilesin diye. Hani öğrenci o yüzden hani parasını biriktirip göçmenliğini alıp bu sefer Simon Fraser yıllık 30 bin, 25 bin dolar ödeyeceğine 5 bin dolar ödüyor belki Kanadalı öğrenci fiyatıyla. Hani hem göçmenliği garantilemiş oluyor, hem hangi alanda eğitim almak istediğine tam karar vermiş oluyor, hem de bunu Kanadalı öğrencinin ödediği fiyatlarla yapıyor, uluslararası öğrenci fiyatıyla değil. Okey. O yüzden hani Türk öğrencilerde genellikle bir üniversite takıntısı var, illa üniversite olsun diye, ama bu
Bunu Avrupalı öğrenciler, özellikle Ukraynalılar vesaire çok yapıyorlar hani açıkçası. Gerçekten de mantıklı. Özellikle hani maddi şeyi, imkanı 4 yıllık üniversite masrafını karşılayacak hani durumda olmayan öğrenciler için güzel bir seçenek açıkçası. Ki bazen öğrenci hani 2 yıllık eğitimden sonra devam etme gereği bile duymayabiliyor. Çünkü Kanada'da hani 2 yıllık eğitimle de hani güzel işlere sahip olabiliyorsunuz. Ama tabii ki imkanı varsa devam etmesi en güzel seçenek. Ve yani hazırlık programından bahsetmiştik zaten. MBA Foundation not ortalaması veya iş deneyimi direkt başvuru için yeterli olmayan öğrenciler için uygulanan program. En güzel avantajı 12 hafta olması. Yani öğrenci uzun bir süre zaman kaybetmiyor bu hazırlık eğitimiyle. 3 aylık yoğun bir program ve dil eğitimi değil, sadece işletme hazırlık dersleri, MBA hazırlık dersleri içeriyor. Ama İngilizce yeterli olmayan öğrenciler için de İngilizce hazırlık programlarımız var. Öğrenci ister IELTS 6.5 seviyesinde değilse, ister bizim kendi hazırlığımızda eğitim alabilir, ister anlaşmalı olduğumuz birçok dil okulu var, akademiksinde anlaşmalı olduğu, onlar da PET ve eğitimi alarak geçebilirler. Hani bu çok güzel bir avantaj ve güzel olan da başta da söylediğim gibi Türkiye'deki hazırlık eğitimi gibi değil. Hani bir puanla hazırlık eğitimini hani şey yaptınız, atlayamadınız diyelim, 9 ay illa hazırlık alacaksınız diye bir şey yok. Seviyenize göre 3 ayda alabilirsiniz, 6 ayda, 9 ayda hani boş yere hani gereksiz bir eğitim almanız gerekmiyor. Başvuru evrakları kolay zaten. O konuda çok detaya girmiyorum. Çünkü zaten akademik danışmanları sizlere A'dan Z'ye her konuda destek olacaklardır. Çünkü başta da Selçuk Bey'in bahsettiği gibi ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor akademik tüm öğrencilerimize. Bizim yetkili acentamız olduğu için ve A'dan Z'ye size başvuru işlemleriyle ilgili destek oluyorlar. Ama burada güzel olan şey şu, şu anda University of Canada West'te ücretsiz başvuru yapma şansına sahipsiniz akademik aracılığıyla. Hiçbir ücret ödemeden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra okuldan bir offer letter geliyor. Yani bu bir teklif geliyor. Sizi kabul etti mi, etmedi mi, işte önden hazırlık okumanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu, burs şansınız var mı, tüm detayları öğreniyorsunuz. Ondan sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Bu da güzel bir fırsat şu anda University of Canada West'in sizlere sunduğu. Evet, konaklamadan bahsetmiştik zaten. Burada sadece şeyden bahsedeyim. Hani o maliyet kısmından, Buse Hanım'ı sordu demiştiniz. Maliyet kısmında da öğrencilerin en büyük endişesi tabii ki konaklama ve yaşam maliyetlerini orada part-time çalıştığımız parayla karşılayabilir miyiz? Kanada'da, Vancouver'da daha doğrusu en güzel hani yanlarından biri demiştim ki hani iş bulmanın daha kolay olması. Özellikle de part-time işte. Yani daha vasıfsız kafe, restoran tarzı işte havalandan iner inmez bile bulabiliyor öğrenci. Genelde çünkü iklimden dolayı sosyal hayat çok canlı olduğu için bu tarz işlere çok fazla ihtiyaç var ve gerçekten bazı kalifiye işler kadar para kazanabiliyorsunuz bu işlerde. Hatta bir örnek vereyim. Bir öğrencim, mühendis bir öğrencim ilk geldiği zaman bir kafede çalışmaya başladı ama hedefi şey hani daha bir mühendislik firmasında hani asistanlık da olsa part-time bir iş bulayım hani diye. Hatta kafede çalıştığı dönemde hani biraz şey yapıyordu yani ne zaman bulacağım böyle bir iş hani vesaire diye. Bir üç ay sonra falan buldu. Direkt hani kendi bölümüyle ilgili bir iş buldu. Ama bırakmadı kafedeki işini. Dedim hani neden hani hep bunu istiyordun. Hatta hani bölümüne giriş bulamadın diye hayıflanıyordun. Ya dedik ya Sibel abla o kadar iyi para kazanıyorum ki. Hani daha hani iki yılım var. Hani biraz daha bu kafede çalışıp para kazanayım. Sonra bölümüne ilgili bir işe geçerim diye düşündüm dedi. Hani o yüzden hani öğrencilerin gerçekten güzel para kazanmalarını sağlayan iş olanakları var. Ama hani minimum tutarları söylersek normalde öğrenci part-time işinde aylık ortalama 1000-1500 Kanada doları kazanabiliyor. Yaşam maliyeti öğrenci gibi yaşarsa, bunun altını çiziyorum çünkü dediğim gibi İstanbul'da da olduğu gibi hani 1000 dolarlık konaklama seçenekleri de var, 10.000 dolarlık da var. Öğrenci gibi yaşarlarsa ya ortalama 1500 Kanada dolarına yaşam maliyetlerini de karşılayabiliyorlar genelde. Daha üstüne veya altına hani çıkarmak veya indirmek tamamen öğrencinin kendi tercihinde. Ama bizim de konaklamada anlaşmalı olduğumuz Vancouver'ın en büyük konaklama şirketiyle anlaşmalıyız. Bu da öğrenciye ne imkan sağlıyor? İster aile yanı konaklama olsun, ister paylaşımlı ev veya ayrı stüdyo daire istesinler. Önden bir depozito ödemeden konaklama ayarlayabiliyorlar. Evet, gelelim en önemli kısmına.
anlattık, iyi güzel, hoş, iş garantisi veriyor dedik, sizi iş hayatına hazırlıyor dedik ama dedim ya hani bunların maliyeti de önemli. MBA programımızın 2 yıllık toplam ücreti 35.100 Kanada doları. Yani yıllık ortalama 17.500 Kanada dolarına geliyor. Ki bence University Canada West'te en cazip özelliklerden biri bu. Niye? Kanada'da sıradan bir devlet kolejine de gitseniz yıllık ortalama 16-17.000 dolar, hatta 18-20.000 dolar olanları da var. Bu ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Bizim artımız ne? Hem kolejler gibi daha iş hayatına yönelik bir eğitim veriyoruz. Ama bunu daha fazla imkanla, daha fazla kariyer merkezden destek alarak veya iş ortaklarıyla daha fazla imkan sağlayarak yapıyoruz. Ama aynı zamanda bunu üniversiteler gibi yüksek lisans diploması vererek sağlıyoruz. Yani öğrenci üniversiteyle kolejin ortasında bir program almış oluyor ama yüksek lisans derecesi de mezun oluyor. Bunun ne artısı var? Özellikle sonrasında göçmen olmayı planlayan öğrenciler varsa sonuçta başvururken bir en yüksek mezun olduğunuz okulun yüksek lisans olması, bir MBA diploması olması tabii ki size bir artı avantaj sağlayacaktır. İş bulmanızda bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü birçok Amerika'da, Kanada'da birçok şirket MBA tercih sebebidir diye özellikle yazar. Neden? Çünkü MBA programını tamamlamış insan iş hayatına hazır demektir ki bizim programımızı bitiren bir adım daha hazır hale geliyor bizim sunduğumuz network imkanlarıyla. Ama kolej programını bitirdiğiniz zaman burada lisans mezunu olan bir öğrenci üstüne bir kolejde diploma programına katıldıysa hala son derecesi lisans hani olacaktır. Hani bu arada büyük bir fark yaratıyor tabii ki ve bunun tabii ki tüm dünyada geçerli olması da önemli. Her ne kadar çok kaliteli eğitim veriyor olsa da hani Kanada diploma programı daha çok Kanada'da geçerli. Ama bir MBA diploması tüm dünyada geçerli olan bir etiket sonuçta. Bu yüzden avantajlı ve bunun güzel olan kısmı da ödeme şekli. Direkt 17.500 tek seferde ödemiyorsunuz. Yılda 3-4 dönemimiz olduğu için hani 3 veya 4 taksitle ödeme şansına da sahip olabiliyorsunuz. Aldığınız kredi başına dönem dönem ödüyorsunuz bu ücretleri. Önden hazırlık eğitimi alması gerekirse öğrenci, yani ortalaması 3'ün altındaysa veya iş deneyimi yeterli değilse önden 7.020 dolarlık o MBA hazırlık programı alıyor. O zaman MBA'nin maliyeti öğrenci 42.000 dolara geliyor. Yıllık 21.000 dolar civarında. Ama bu ücretler üzerinden 10.000 dolara varan burs olanaklarımız var. Mümkün olduğunca eğer öğrencinin nitelikleri uyuyorsa minimum 5.000 dolar burs vermeye çalışıyoruz ki o zaman hazırlık dahi alsa yıllık 18.500 dolara geliyor MBA'nin maliyeti. Hazırlık almazsa eğer 15.000 dolara gelmiş oluyor. Bu burs bu çok güzel. Tek defa mahsus değil mi? Her sene 5.000 değil. İlk toplam ücret. Yok, tek sefere. Evet, toplam ücretten düşülen bir tutar. O yüzden hani 35.000 30.000'e düşebiliyor. Hazırlık alacaksa 42.000 37.000'e düşebiliyor. Ama yine dediğim gibi bir diploma programından avantajlı. Peki neye göre karar vermelisiniz? Hani dediğim gibi MBA mi yapmalı, bir diploma programı olmalı? Dediğim gibi öğrenciler, bizim mesela şu an okulumuz okuyan öğrenciler arasında Koç hukuktan 3.79 ortalamalı öğrencimiz de var. Sabancı Endüstri Mühendisliği'nden 3.56 ortalamalı öğrencimiz de var. 3.88 ortalamalı öğrencimiz var. Atıyorum Yeditepe'den, Marmara Üniversitesi'nden, İTÜ'den öğrencilerimiz var. ODTÜ'den birçok öğrencimiz var. Peki bu öğrenciler neden bizi seçiyorlar? İstedikleri top okula gidebilecekleri halde neden bizi seçiyorlar? Çünkü öğrenciler zaten hani bu ortalamalara, bu okullardan mezun olduklarına göre belli bir hani şeye doğru karar verebilecek kapasiteye sahipler ve bunun bir yatırım olduğunu farkındalar. Amacıların, amaçlarına yönelik en uygun ve en ekonomik program olduğu için seçiyorlar. Çünkü amacı teorik eğitim değil, pratik eğitimse bunu bir de iş hayatına hazırlayabilen, network imkan sunabilen bir okulda almak, Vancouver'ın merkezinde alabilmek çok güzel bir artı. Çünkü şehir dışında bir kampüste olduğunuz zaman veya küçük bir bölgede olduğunuz zaman yaşam maliyeti belki ucuz olabiliyor ama network'ünüzde o çevreyle sınırlı olduğu için mezun oldukları zaman orada iş bulamıyor öğrenciler. Ne oluyor? Oradan kalkıyor, büyük şehre taşınıyor. Tekrar sıfırdan başlıyor network oluşturmaya. O yüzden bir şehir merkezinde, büyük bir şehirde bu eğitimi almak çok daha büyük bir fark yaratıyor öğrencilere. Hele bizim gibi bu anlamda destek olan bir okulda alabilmek açıkçası. Bu yüzden hani gerçekten tavsiye ediyorum. Ha, ortalaması
bizden kabul alacak kadar hani yeterli değildir. Ha, o zaman kolej seçebilir öğrenci. Hani açıkçası veya gerçekten çok spesifik bir alanda eğitim alması gerekiyordur. Ve o eğitimi bitirir bitirmez iş bulacağından emindir. O zaman yine kolejde eğitim alabilir. Ama dediğim gibi önceliği göçmen olmak, iş bulmaksa göçmenliğin yolu çünkü iş bulmaktan geçiyor. 2 yıl MBA programına katılacak öğrenci 3 yıl çalışma iznini alacak. Ama bunun 1 yıl bölümüyle hani uygun kalifiye bir işte çalışması gerek ki göçmenliğe başvurabilsin. O yüzden bizdeki program hani daha avantajlı olabiliyor. Göçmenliği aldıktan sonra öğrenci isterse istediği alanda uzmanlaşabilir zaten. Çünkü artık hani bir riski yok. Hem de Kanadalı öğrenci fiyatıyla eğer gerek görürse uzmanlaşabilir zaten açıkçası. Ve lisans programları gelince lisans programları da yıllık 17.500 dolara geliyor açıkçası. Ama lisansta burs şans biraz daha yüksek. Yıllık 12.500 Kanada dolarına kadar düşebiliyor. Amerikan dolarına vursak 8.400-8.500 dolar civarında. Türkiye neredeyse hani bazı vakıf üniversiteleri bile aynı fiyatlarda. O yüzden gerçekten daha mantıklı. Ve en son olarak da burslarla ilgili detayına girmeyeceğim. Çünkü hani biz zaten öğrenci başvuru yaptığı zaman uygun olan tüm burslar için beraber başvurusunu yapıyoruz. Ama orada önemli olan şu şey var. Öğrenci diyor ki ya benim notum çok yüksek değil, burs alamam. Veya benim işlerim çok yüksek değil, burs alamam. Değil. Her farklı kritere göre farklı burslarımız var. Yani not yüksek olan için ayrı işte akademik başarı bursumuz var, iş deneyimi olan için işte genç liderler bursumuz var işte veya niyet mektubunda kendini doğru ifade ediyorsa işte özel hani burs programlarımız var. O yüzden yapmanız gereken yayından sonra eğer akademik danışmanlarıyla iletişime geçip CV ve transkript gönderebilirseniz veya en azından durumunuzu anlatabilirseniz hani o zaman kabul şansınız nedir, burs şansınız nedir daha detaylı bilgi verebiliriz ve ücretsiz başvuru şansından yararlanma fırsatı verebiliriz açıkçası. Evet, son kez söylediğim gibi 4 intake'imiz var. Şu anda Ekim 2020 dönemi için 17 Temmuz'a kadar başvuru kabul ediyoruz. Onun sonrasında hani Ocak, Nisan ve Temmuz 2021 dönemleri için de şimdiden başvuru yapabiliyor öğrenciler. Son sınıfta olan öğrenciler 3. sınıf hani transkriptleriyle başvuru yapabiliyorlar eğer isterlerse. Evet, benden bu kadar. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz veya işte vaktimiz varsa sorulara geçelim. 5 dakika aslında soruları alabiliriz. Tamam. Şimdi geçmiş sorulara bakıyorum. Bir sorulmuş denmiş ki dil öğrenmek ve meslek için dil okulunu mu önerirsiniz yoksa üniversite okumayı mı ve lise diploma puanı ile mi okula yazılıyoruz? Çok genel bir soru aslında ama zaten Sibel Hanım da sunum esnasında bahsettiği üzere zaten belirli bir dil seviyesine ulaşamadan maalesef ki bu eğitimleri alma şansımız olmuyor. O yüzden genellikle öğrencilere tavsiyemiz hani Türkiye'de olsalar bile olabildiğince IELTS ya da TOEFL'la alakalı kabul durumunuz vardır diye düşünüyorum ama genellikle öğrencilerin var tabii ki. Uluslararası IELTS seviyesinde eğer bir lisans programı düşünüyorlarsa 6, master düşünüyorlarsa da 6,5 genellikle uluslararası olarak kabul edilen seviyelerdir. Genellikle bu seviyelere kendinizi hazır tutmanızı tavsiye ederiz. Diploma puanı ile alakalı olarak yerleşim diploma puanı olarak yapıyor ama çok esnek olduğunuzu söylemiştin. Değil mi? Evet, yani normalde hani şöyle ki hani direkt başvuru için 3'ün üzerinde olması gerekiyor ama hani hazırlıkla beraber hani 2.50 ve üzerini kabul edebiliyoruz normalde ama bu demek değil ki 2.50'nin altında hani ikisini kabul edemeyiz. Kabul ettiğimiz öğrenciler oldu, niye iş deneyimine dayanarak oldu, bazen niyet bekleme dayanarak oldu. O yüzden sen hani düşen öğrenciler varsa, notu düşük bile olsa eğer akademik danışmanlarına iletirseniz hani onlar benim iletişime geçerler hani kabul şansınız var mı yok mu nedir hani buna göre bakabiliriz ya da daha iyisi başvuru ücretsiz olduğu için şansımızı deneyebiliriz. Hani böyle bir imkanımız da var. Sonuçta hani hepten hani kabul edilemem diye vazgeçmektense hani deneyebiliriz en azından şansımızı. Çünkü hani bazen benim kabul alamaz dediğim halde kabul alan öğrenciler oldu veya kesin kabul alırız dediğim halde alamadığımız öğrenci de oldu. Çünkü belli kriterleri var hani okulun. Ama bunun ücretsiz olması öğrenci için güzel bir avantaj bence. Şansımızı denemek adına. Ücretini kaç günde alıyor? Kısaca bir onu alalım. Ne? Efendim? Ne olacak peki öğrencinin kabul edilip edilmeyeceği? Ne kadar sürede mi belli olacak? Sessiz gitti orada.
Evet, ne kadar sürede öğrenmiş oluruz? Şimdi döneme göre o biraz değişebiliyor. Yani çok yoğun bir dönemde olduğu zaman biraz daha uzun sürebilir ama ortalama hani eğer tüm hani belgeler hazırsa hani 2-3 hafta işe durumlarda eğer çok kararsız durumdaysa hani 3 haftayı bulabiliyor bazen. Hani mesela hani bu şeyde çapladır. Bir haftada hani kabul aldığımız öğrencilerimiz oldu. Hani o yüzden hani bir haftayla beş hafta arasında diyebilirim. Hani döneme göre çok değişiyor. Ama öğrencilere zaten eğer hani notu çok düşük olup hani kabul şansı hani çok düşük olan bir öğrenci ise o zaman ben bir B planı başka bir okula başvuru yapmasını tavsiye ediyorum. Hani öğrenciye zaten hani kabul şansına göre bir yol haritası çiziyoruz akademik danışmanlarla beraber. Yani o yüzden hani şey olmaz, öğrenci bir vakit kaybı yaşamamış olur. Diğer sorudan bir tanesi, Almanca işletme mezunuyum, IELTS 7.5 belgem var, sonrasında iş bulabilmek için hangi programı önerirsiniz? Aslında bunun cevabı zaten sunum esnasında verildi. Zaten işletme mezunu birisi için, hele ki Almanca işletme mezunuysa elinde bir Almancası var, işletme bitirdi. Evet. Derse İngilizce belgesi de var. Yani İngilizceyi de çok 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 iyi biliyor. Zaten UCW yani University of Canada West bünyesindeki programlar işletmeyle çok çok iyi kombinlenebilecek programlar ki kesinlikle. Bahsedildiği üzere de kariyer odaklı bir okul aslında baktığımız zaman ve hani mülakatta ne diyecekleri, ne giyecekleri, ne söyleyecekleri, vücut diline kadar zaten çok elit bir eğitim alacakları için de kariyer olanağı anlamında da programdan ziyade sizin o olanaklara hani sunumda da bahsedildiği gibi daha çok balık tutmak öğretiliyor. Aynen öyle. Yani bu da şey çok önemli çünkü hele ki hani Vancouver'de şey olduğu için hani en büyük limanına ve lojistik ağına sahip olduğu için Kuzey Amerika'nın farklı diller bilen öğrenciler için çok daha fazla fırsat oluyor. Çünkü ticaretin hani merkezi neredeyse. Hani o yüzden hani bu öğrenci çok güzel hani iş imkanları da olacaktır ve İşletme temelli olduğu için iş deneyimi olmasa da, iş deneyimi yeterli olmasa da eğer not ortalaması yeterliyse foundation almadan MBA'ye geçme şansı da olabilir. O yüzden uygun bir program. Devam edelim. Can Bey zaten konuşmuştuk onunla özelden az önce. Merhaba, biraz geç katıldım. Daha sonra izleyebilir miyim demiş. Evet, aslında sunumun başında bahsettik. Tekrar hatırlatma olsun. Webinar sonrası yani yaklaşık 2 saat içerisinde falan bu webinarın kaydını Akademiks'in YouTube sayfasında bulabileceksiniz. Geçmiş webinarlarımızı hatta bu seri kapsamında yaptığımız diğer webinarları da izleyebileceksiniz. Bunun dışında sorulara devam ediyorum. Damla Hanım tekrar başvuru yaptıktan sonra kabul olursak burs alıp alamadığımızı nasıl öğrenebiliriz? Hemen kabulden sonra da çünkü burs kabul edildikten sonra değerlendirmeye alınıyor. Kabul geldikten hani birkaç hafta sonra da burs kararı geliyor açıkçası. Yani siz bir ödeme yapmadan önce kabul edip edilmediğinizi burs miktarınızı öğrenip de ödeme yapıyorsunuz. Her şeyi baştan öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta bir ödeme planı hani çıkarabiliyoruz. Ona göre karar veriyorsunuz. O konuda işiniz rahat olsun. Son bir soru da ben sorayım genel bir bilgi olması açısından. Tamam. Eğer başka sorumuz yoksa. Öğrencilerin bankada göstermeleri gereken bir para var. Malum ki evet. WU'da zaten öğrenciler bunu taksit halinde ödeyebiliyorlar. Çeşitli taksitlere bölebiliyorlar ki 4 intake olduğu için 4'e bölebiliyor. Mesela işte ne oluyor? Yaklaşık bir 4 küsür bin dolar civarında depozit ödeyebiliyor. Bu gibi bir durumda öğrencinin banka hesabına göstermesi gereken para ne kadar olmalıdır ilk sene için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde hani bu MBA için mesela söylüyorum veya lisans programları için depozito miktarımız 7900 Kanada doları. Hani o şeye göre değişmiyor. Öğrenci ilk ücretsiz başvuru yapıyor. Belgelerini gönderiyor, okuldan offer letter geliyor, burs miktarı belli oluyor. Ondan sonra 7900 ödemesi gerekiyor öğrencinin. Onu da isterse iki taksitten de ödeyebiliyor. Hani önden 3000 ödeyip yerini garantiliyor. Sonra vizeye gireceği zaman 4900 dolarını ödeyebiliyor. Ama hani eğitime başlamadan önce 7900 ödemiş oluyor. Bu da ne demek? Eğitim ücretinin 7900'ü önden ödenmiş oluyor vizeye başvurmanın önce. Toplam hani ilk yıl 17.500 dolar hani dersek eğer bunun 7.500'ünden neredeyse ödemiş oluyor. 10.000 dolar gibi bir tutar eğitim hani parasından kalıyor.
en az 10 bin dolarda yaşam maliyeti için göstermeni istiyoruz. Yani 15 olursa daha iyi hatta. O yüzden bankada hani en az 20-25 bin Kanada doları olursa çok iyi. Ne kadar üstü olursa tabii ki o kadar da avantajlı. Çünkü hani uçak biletinden tutun hani orada gideceğiniz sinemaya, tiyatroya kadar hani hepsini dikkate alıyor Kanada konsolosluğu. O yüzden hani ucucuna yetecek bir para olup da hani onları hani riske düşürmemek veya en nasıl diyeyim hani emin olamayacakları bir duruma sokmaktansa işte rahat olacağı bir şekilde ne kadar fazla para gösterirsek o kadar iyi. Ama orada önemli olan bir kriter de tabii ki bunu hani bir de danışmanları daha doğru yanıtlayacaktır. Paranın kaynağı daha önemli. Evet. Yani siz 100 bin dolar da koysanız aylık belli bir gelir gösteremiyorsanız veya bunu inandırıcı bir şekilde sunamıyorsanız konsolosluk hani nezdinde bir şey yok. Çünkü konsolosluğa da hani sürekli vize bölümüyle bu tarz hani şeylere katılıyoruz, toplantılara. Kanada dürüstlük esasına inanır. Hani sizin dürüst olduğunuza inanmak ister. Ama sizin de bunu gerçekten dürüst bir şekilde sunmanız lazım. Bir puzzle gibi düşünün. Hani puzzle'ın tüm parçaları birbirine örtüşmesi lazım. Hani o yüzden biraz daha hani kişisel bazda hani bazı öğrenciye diyoruz ki ay 20 bin 25 bin yeter. Kimi öğrenci daha riskli durumda oluyor. Siz 30-35 bin gösterseniz daha iyi diyebiliyoruz. Hani gösterebildiği gelir kaynağı vesaireye göre. Hani o yüzden hani siz en az 25 bin dolar gibi düşünün ama bu dediğim gibi hani genele yayılabilecek bir şey değil. Akademik danışmanlarınız size özel hani sizin dosyanızı inceleyip daha detaylı bilgi verecektir o konuda. Zaten aslında official olarak konsolosluğun hani böyle bir İrlanda'daki gibi bir hani belirli fix meblağ yok ama tavsiye ederim. Evet, yok. Kanada aynen için bir yıllık 10 bin dolar. Ki zaten genellikle konsolosluklar sizin ödemediğiniz okul ücretiniz, artı yaşam masrafınız, artı olası uçak bileti gidiş dönüş olarak hesapladıkları takdirde bunu UCW üzerinden bakacak olursak zaten 17 işte bir kısmını ödemiş olacak. Uçak biletinde vesaire kapsadığımız takdirde 27 bin dolar civarında bir paranın hesapta bulunması gerekecek. Zaten hani 3 yıl eğitim alacağım, 4 yıl eğitim alacağım, bütün eğitimi göstermem gerekecek diye bir durum söz konusu değil. Genellikle bütün ülkelerde sadece ilk yıl için toplam masrafın hesapta görülmesi gerekiyor. Zaten bununla aynen alakalı da bahsedildiği gibi ucu ucuna olmaması gerekiyor bunun. Ucu ucuna olmasını tek takmayan ülke belirli vize tiplerinde İngiltere. Ama onun dışında özellikle Kanada, hatta bizim geçen sene konsoloslukla yaptığımız toplantılarda da bu söylendi. Genellikle en çok reddin verilme sebebi zaten Sibel Hanım da bahsettiği gibi bir, paranın çok iyi açıklanamaması. Yani hesap ne bileyim Türkiye'de çok fazla oluyor. Yastık altı para çok olabiliyor mesela. Anneanne de ne bileyim çıkartıp trink diye böyle bir anda 50 bin dolar verebiliyorlar. Ya da çiftçi olabiliyor, akış gösteremiyor ama bir anda bir para gösterebiliyor. Bu çok önemli değil. 1 milyon dolarınız, 10 milyon dolarınız bile olsa bu önemli değil. Bu bir red sebebi olabiliyor. O yüzden hikayeyi çok iyi kurmamız lazım bizim Kanada'da. Bu paranın nereden geldiğini en azından son bir sene içinde açıklayabilmemiz lazım. Onun dışında da zaten hesaptaki paranın da çok ucu ucuna olmaması lazım. Yani atıyorum okulların işte uçak bileti masrafı, konaklama masrafı, yaşam masrafı ile birlikte bizim hesapta göstermemiz gereken minimum para 30 bin dolarsa bizim oraya 30 bin dolar koymamız da bizim için eğer profilimiz çok çok iyi değilse red sebebi olabiliyor. O yüzden ne kadar çok para koyabilirsek, ne kadar çok açıklanan para koyabilirsek o kadar çok evet olacaktır diyorum. Kesinlikle. Ya ucu ucuna para koyarak biz alan öğrencimiz de oldu. Ama bu çok büyük bir risk. Bizim evet görevimiz hani öğrencilere riski en aza indirmek açıkçası. Hani çünkü öğrenci mesela bizim Kanada part-time çalışarak kazanmayı planladığı paraları bile hesaplayarak bir bütçe hani çıkardı vesaire aldı. Ama çok başarılı bir öğrenciydi. Kanada buna dikkat ediyor. Hani notları yüksek olan iyi okullardan mezun insana dikkat ediyor. Ama dediğim gibi hani bizim akademik danışmanların görevi hani riski en azından indirebilmek. O yüzden bazı öğrenciler şey diyor. Aa ben işte X arkadaşım şu kadar para göstermiş almış. Siz niye bu kadar söylüyorsunuz vesaire. Dediğim gibi hani bizlerin görevi hani belgelerin en doğru şekilde hazırlanmasını sağlamak. Çünkü sizler için de bizler için de vize en önemli hani nokta. Vize alamadıktan sonra bütün bu emekler boşa gidiyor sizin için de bizim için de. O yüzden önden zaten akademik danışmanları vize alma şansınıza göre bir değerlendirip ona göre başvurunuzu yapıyor zaten. Hani ne şekilde başvurmanız lazım, başvuru şansı ilgilendirir. Ama kişi özel bir durum olduğu için hani yayından sonra daha detaylı danışmanlarla görüşürseniz size daha net cevaplar vereceklerdir.
Biz konsolosluğun yetki verdiği bir pilot ajantalardan birisiyiz. O yüzden de zaten geçtiğimiz senelerde de Kanada'daki vize yüzdemiz oldukça yüksek. Zaten hani öğrencinin profili iyi olmadığı sürece bizim hani öğrenciye vize ya da programa başvurma konusunda bir ısrarımız olmuyor. Genellikle biz programın profile uyması, profilin de vizeye uyması gibi iki tane kriter bizim için önemli. Öğrencilerimiz sunumun başında da bahsettiğim gibi ofislerimize geldikleri takdirde danışmanlarımız analizlerini yapabilirler. Bizim en çok sevdiğimiz öğrenciler genellikle böyle portfolyosu tabiri caizse böyle dosya olarak elinde transkripti, bildiği dil, aldığı sertifikalar, işte buna benzer şimdiye kadar elde ettiği bütün achievement'ların hepsini tek bir şekilde doldurup bize getirebilirler diyebilirler ki ben bunda ne yapabilirim. Biz çok kesinlikle anlaması yapabiliriz. Sibel Hanım çok çok teşekkür ederiz değerli vaktiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi alalım. Yoksa tamam. Ben kapatayım. Son bir kez seni tekrar ekleyeyim. Çünkü hani bu en çok karşılaştığım sorunlardan biri. Hani tekrar dediğim gibi hani MBA programı için özellikle hani her bölümden öğrenci gelebiliyor ve öğrenciler bazen şunu düşünüyor. Atıyorum işte mühendis MBA yaptığı zaman tekrar mühendis olmayacak sanıyor. Hayır, yine mühendislik firmasında bu sefer yönetici pozisyonda çalışacaksınız. Hani iş alanınızı genişletmiş olacaksınız. Çünkü bir makine mühendisinin hemen mühendis olarak işbaşı yapması zorken ama bir mühendislik firmasında satın alma müdürü, proje müdürü olması daha kolay olabiliyor. Hani biz size o kapıyı biraz daha açmanızı sağlıyoruz. İstediğiniz network'e ve şirkete girmenizi kolaylaştırıyoruz mesela. Hani bunu unutmasınlar diyorum. Bir de dediğim gibi hani her şeyin normale dönmesini beklemesinler. Çünkü her şey normale döndükten sonra hem üniversitelerde çok büyük bir yığılma olacak ve bu sefer ne olacak? Üniversiteler normalde 100 başvuru alıyorsa 1000 başvuru aldığı zaman 3 değil 3,5 ortalamayı bile kabul etmeyecek belki. Bu soranları daha da zorlaşacak. Vizeler daha uzayabilecek. O yüzden ne kadar erken karar verir, hareket ederseniz o kadar da sorunsuz ve hani sağlıklı bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Son söylediklerim bu kadar. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum ve tekrar akademik sahnesine teşekkür ediyorum hani bu fırsatı verdikleri için. En ufak bir sorun olursa hem danışmanlar için hem öğrenciler için benimle iletişime geçebilirsiniz ama başvuru işlemleri akademik üzerinden yapılıyor. Yetkili ajantamız olduğu için onlar A'dan Z'ye size her konuda destek oluyorlar. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Katılan arkadaşlara teşekkürler. Evet. Bahsettiğim gibi YouTube kanalımızdan birkaç saat içerisinde izleyebilirsiniz. Ayrıca da zaten form doldurduğunuz şubedeki danışmanlarımız da etkinlik sonrasında size ulaşıp ekstra sorularınız varsa sizi Sibel Hanım'la arada köprü olma vesilesiyle sizi arayacaklar. Hepinize teşekkür ederim. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.